İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Nevzat Bahtiyar'ın üç ayrı ifadesindeki çelişkiler. Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde 8 yaşındaki Narin Güran'ı eğer tutmaz deresine gömdüğünü kabul eden Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade değiştirdi. Bir kere şu hatalı bilgiyi düzelteyim. Bahtiyar herhangi bir itirafta bulunmuş değil, hukuken itirafçı kabul edilemez. Çünkü Bahtiyar'ın içinde Nari'nin cesedinin bulunduğu arabası eğer tutmaz deresinin kenarında kameralara takıldığı için oğluna ait evde gizlenirken yakalandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren cinayet suçlamasından kurtulmak amacıyla eylemini Nari'nin cesedini ortadan kaldırmak diye açıkladı. Bu sözde itiraf Bahtiyar'ın gerçekleri anlattığına yoruldu. Jandarma ve savcı Bahtiyar'ın iddialarını merkeze alıp soruşturmayı genişletti. Bahtiyar'ın 9 Eylül'de Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, 10 Eylül ve 21 Eylül'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği 3 ayrı ifade bize gösteriyor ki, o da başka sanıkların ifadelerini ve adli tıp raporunu biliyor. Televizyon yayınlarını ve tartışmaları izliyor. Kamuoyunun nabzını ölçüyor. Genişmelere göre ifadesini güncelleyip soruşturmaya uyarlıyor her ifade değişikliği Bahtiyar'ın yalnızca gömen değil, narini öldüren olduğu kuşkusunu artırıyor. Teklif mi, tehdit mi, sokakta mı, evde mi? Bahtiyar 9 Eylül'de cesedi yok etme teklifinin gelişini şöyle anlatıyor. Evden aracımla çıktım. Arkamdan gören geldi. Tavşan Tepe'ye çıkan yolda korna ve selektör yaptı. Aracımdan inerek aracıma geldim. Ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi ailem var, iyi düşün. 200 bin TL para veririm dedim. Bahtiyar cesedi yok etmeyi 200 bin TL için kabul ettiğini iddia ederken 10 Eylül'de ölüm tehdidi yüzünden kabul ettiğini ileri sürüyor. İşte 10 Eylül'deki ifadesi. Arif Güran'a ait ikametin bahçesinden Salim Güran seslendi. Benimle işinin olduğunu, hazırlanmam gerektiğini söyledi. Birkaç dakika sonra geldi. Arabana bin ve beni takip et dedi. Mezarlığa giden yolda durduk. Güran'ın sağ ön camını açması üzerine ön koltukta çocuğun sarılı olduğu battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi göstererek Arif'in kızını öldürdüm dedi. Eğer tutmaz deresini göstererek cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm diye tehdit etti. Bahtiyar 21 Eylül'de iki ifadesini tamamen değiştirdi. Salim Güran'ın kendisini kardeşi Arif'in evine çağırdığını öne sürdü. Bahtiyar'ın ifadesi. Salim'le Arif'in evine girdik. Bir oda hariç odaların kapıları kapalıydı. Evin içinde Enes, Yüksel, Eren ve Muhammed Güran'ı ya da başka kimseyi görmedim. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Nari'nin yerde hareketsiz ve yatar vaziyette olduğunu gördüm. Ağzında köpük şeklinde sıvı vardı. Salim bana Yüksel'le birlikte olduğumuzu gördüğü için kızı öldürdüm. Artık suç ortağımsın. Bu olaya tanık oldun. Bunu yok edeceksin. Yoksa oğlunu futbol okulundan aldırır ve kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonra 200 bin TL veririm dedim. Bahtiyar ilk iki ifadesindeki boşlukları 11 günlük sürede adli gelişmeler ve televizyonlardaki iddialara göre dolduruyor. Misal, Salim Güran'ın aracında ön koltukta bulunduğu söylenen DNA örneğinin arka koltukta çıktığı anlaşıldı. Bahtiyar da araba sahnesini ifadesinden çıkarıyor. Saat 14-16 arasında anne Yüksel ve oğlu Enes'in evde uyuduğu ifadelere yansımıştı. Herhalde Bahtiyar herkes uyuduğuna göre kim aksini iddia edebilir diye düşünerek ev sahnesinin ifadesine yerleştiriyor. Narine ait ölüm sıvısının amcaya bulaştığı iddia edilmişti. Bahtiyar haberleri takip etmiş olmalı ki Narin'in ağzından sıvı geldiğini ileri sürüyor. Son olarak Salim oğlunu öldürmekle tehdit ettiği için cesedi yok etmeye evet dediğini öne sürdü. Hangisi? Para teklifi için mi kabul etti yoksa ölümle tehdit etti diye mi? Salim Güran Bahtiyar'ı mı öldürecekti oğlunu mu? Cesedi sokakta mı teslim etti evde mi? Bahtiyar'ı cesedi arabayla mı eve götürdü kucağında taşıyarak mı? Dereye mi avluya mı ahıra mı? Bahtiyar 9 Eylül'de battaniyeye sarılı olan Nari'ni bir çuvala koyduklarını, o halde teslim alıp eğer tutmaz deresine gömdüğünü ileri sürüyor. İlk ifadesi şöyle. Güran, "Torba var mı?" dedi. "Bagajımdan çuval çıkartıp verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvala koyduk. Çuvalın ağzını bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki paspasa koydum." Güran, "Eğer tutmaz deresine götür." diyerek eliyle oraya işaret etti. 10 Eylül'de olay akışını değiştiriyor. Narin'i aracıyla eve taşıdığını, çuvala koyup dereye götürdüğünü söylüyor. Bahtiyar, aracımla geri geri ikametime yanaştım. İkametimin avlusunda inşaat malzemeleri bulunan çuvalı boşaltarak getirdim. Aracımın içerisinde Narin'in başı aşağıda olacak şekilde çantası ve terlikleriyle yerleştirdim. Eğer tutmaz deresine hareket ettim. 21 Eylül'de battaniye içinde kucağına aldığı cesedi yürüyerek eve girdiğini ve bu kez ahıra soktuğunu iddia ediyor. Ifadesinden. cesedi kucağıma alarak ikametten çıktığımda narine ait terlikleri battaniyenin içine koydum. İkametime indim. Kendime ait ahıra pencereden cesedi koydum. Ahırda bulunan çuvalı aceleyle cesedin başına geçirdim. Daha sonra arka koltuk paspas kısmına bıraktım. Battaniyeyi arkamdan aracıyla gelen Salim Güran'a verdim. Cesedi gerekirse parçala ve eğer tutmaz deresine at dedim. Bu ana kadar bütün sapkın ve enses ilişki iması içeren komplo teorileri Arif Güran'ın ahırı etrafında üretiliyordu. Bahtiyar üçüncü ve son ifadesinde Nari'nin cesedini kendi ahırına soktuğunu ifade etmiş oldu. Nari'nin ahıra sokulduğunda ölü değil canlı olmuş olabilir mi?'' sağa girip ölü çıktığı ihtimali hiç de azım sanmamalı. Yok mu, duydu mu, gördü mü? 9 Eylül'de Bahtiyar'a Güran'ın yasak ilişkisinin olup olmadığı soruluyor. Soru şu şekilde. Eşi haricinde bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi? Bahtiyar, şahitlik etmedim diyor. 10 Eylül'de hem Nari'nin annesi Yüksel'le hem de amcasının eşi Maşallah'la cinsel ilişkisinin olduğunu ileri sürüyor. Bahtiyar şu iddiaları öne sürüyor. Güran'ın Yüksel'le amcasının eşi Maşallah'la ilişkisinin olduğu konuşuluyordu. Güran'ın iki kadından biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Nari'nin görmesi üzerine çocuğun bu hususu anlatması durumunda toplumda dışlanacağı, itibarsızlaşacağı ve aile içerisinde problemler yaşayacağından dolayı onu öldürmek istemiş olabilir. Ahırda cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Kur'an kursundan dönen Nari'nin ahırda bir şeyler görmüş olabileceğini düşünüyorum. Bahtiyar'ın ifadesi başka tanıklarla doğrulanmadığı gibi kimi verilerle çelişiyor. Buna rağmen maşallah Güran gözaltına alındı ve ifadesinde Salim Güran'la ilişki yaşayıp yaşamadığı soruldu. Sonra tutuklandı. Hediye Güran'a da aynı soru yöneltildi. Bahtiyar 21 Eylül'deki ifadesinde ise Salim ve Yüksel Güran'ı odada gördüğünü savunarak şunları söylüyor: Salim bana Yüksel'le birlikte olduğumuzu gördüğü için kızı öldürdüm diye konuştu. Şimdi düşünün. Salim Güran annesiyle birlikte olduklarını gördüğü için ve kimselere söylemesin diye yeğeni Narini öldürüyor. Fakat hem kardeşinin eşiyle ilişki yaşadığını hem de bu yüzden Narini öldürdüğünü Bahtiyar'a söylüyor. Bu insanları geri zekalı yerine koymak değil de nedir? Kaldı ki bu ifade temel alındığında Salim'in aracındaki DNA maşallah ve hediye Güran'a yöneltilen suçlamalar hükümsüz kalıyor yanlış Kürtçe tercümeden ötürü tutuklanan 15 yaşındaki RT'nin günahsız olduğu anlaşılıyor. 12 tutuklu var, bir katil yok. Önüne 40 yılda bir cinayet dosyası gelen jandarmalar, Narin Güran soruşturmasının yüzlerine gözlerine bulaştırdı. Savcılar da onlardan geri kalmadı. Kürtçe konuşmayı, çözdürmeyi beceremediler. 3 kadına, Salim'le ilişkin var mı diye sorarak ve cevapsız çağrılarla mı haberleştiriyordunuz diye saçmalayarak bu cinayeti sulandırmayı başardılar. Katile ulaşamayınca kollarından kimi tuttularsa içeri attılar. 12 tutuklu var bir tane katil yok. Hala Nari'nin kim tarafından nerede öldürüldüğü belirsizliğini koruyor. Ne acıdır ki cinayet şüphelilerinden Nevzat Bahtiyar iftiralarıyla soruşturmaya yön veriyor.